bazı art niyetlere rağmen, bazı sapkınlara rağmen işimizi bilimin gösterdiği yol doğrultusunda yapmaya devam edeceğiz. Tabi bu arada sosyal medyada maalesef hangi ruh haliyle, hangi kafayla yapılıyor bilmiyorum. Mesela Sayın Sağlık Bakanı'nın tweetini işte bozuyorlar, işte Edirne'yi etkiliyorlar, Photoshop yapıyorlar Edirne'ye. Ya böyle bir ahlaksızlık, böyle bir şerefsizlik olur mu ya? Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de görülen koronavirüsle ilgili kentte alınan tedbirleri değerlendirdi. Edirne Belediyesi olarak aslında biz Başkan Yardımcım Dr. Ertuğrul Tanrıkulu'nun koordinasyonunda özellikle dezenfektan malzeme temini ve bunları uygulayacak ekiplerle ilgili halk sağlığı birimimizde ciddi çalışmalar yapmıştık. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bakıyorum da iyi ki o çalışmaları, o malzeme hazırlıklarını, dezenfektan hazırlıklarını, maske hazırlıklarını, personel hazırlıklarını yapmışız. Çünkü tüm Edirne'de, ilçelerde dahil her yere Edirne Belediyesi olarak yetişiyoruz, yetişmeye gayret ediyoruz. Bu konuda tabii ki ciddi bir çalışma da söz konusu, yoğun bir çalışma söz konusu. Kelimenin tam anlamıyla 7/24 bir çalışma içerisindeyiz. Covid-19 tedbirlerinin ulusal düzeyde uygulanmaya başlamasından önce aslında biz başlamıştık, hatırlayacaksınız. Hem yaptığımız açıklamalarla hem de başladığımız fiili uygulamalarla. Öncelikle son dönemde toplu taşıma araçlarında, özellikle taksilerde çok sayıda düzensiz göçmenin taşınmış olması nedeniyle ilk önce şehrimizdeki 513 taksinin, 58 taksi durağının ve 234 toplu ulaşım minibüsünün dezenfekte edilmesiyle bu çalışmalara başlamıştık. Bizim o çalışmalara başladığımız günün gecesi de Türkiye'deki ilk vaka tespit edildi. Yani biz sabah başladık. Tabii ki bilgimiz yoktu bundan. Bu da Edirne Belediyesi'nin virüs tehlikesine karşı zamanlamasının ne kadar yerinde olduğunun ve anlamlı olduğunu da ortaya koyan bir çalışma oldu. Türkiye genelinde de baktığımızda belediyeler bazında da hemen hemen ilk çalışmaya başlayan belediye olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Başkan Gürkan, sosyal medyada bazı art niyetli kişiler tarafından Edirne'de koronavirüs varmış gibi gösterilmeye çalışıldığını belirterek, bazı art niyetli ve sapkınlara rağmen işimizi yapmaya devam edeceğiz. Sosyal medyada maalesef hangi ruh haliyle, kafayla yapılıyor bilmiyorum dedi. İşte bir şehirde sokakları köpüklü suyla yıkamışlar. Vatandaş bana atıyor, Edirne'de niye yapmıyorsunuz? Öbürü de yorum yapıyor. Bizim belediye ne iş yapıyor? Ya onu geçiyorum ama arkadaşlar, bütün bilim insanları, biz bilimin yol göstericiliğine bakıyoruz. Şimdi bilim insanları diyor ki açık havayı, yani sokakları dezenfekte etmenizin bir anlamı yok. Boşu boşuna. Boşuna yapıyorsunuz bu işi. Ya kardeşim, bunu ben mi anlatıyorum sana ya? Biraz bak. Yani internette, sosyal medyada geçirdiğin zamanı biraz da bunu araştırmakla geç. Ha, çocuk parklarını dezenfekte ettik biz. Neden? Oradaki malzemeleri dezenfekte ettik. Oradaki kaydırakları, salıncakları vesaire, onları dezenfekte ettik. Ama yani sokakları, kaldırımları dezenfekte etmenin bir anlamı yok diyor bilim insanları. Şimdi ben sen mutlu ol diye bunu mu yapacağım yani? Böyle bir akıl yoksunluğu olur mu? Bazı art niyetlere rağmen, bazı sapkınlara rağmen işimizi bilimin gösterdiği yol doğrultusunda yapmaya devam edeceğiz. Tabii bu arada Başkan Gürkan, Sağlık Bakanı'nın tweetin bozularak Edirne'nin eklenmesine de sert tepki gösterdi. Başkan Gürkan, Edirne'de koronavirüsle ilgili her türlü tedbirin alındığını söyleyerek halkımızın sağlığı her şeyden önemli dedi. Bu arada sosyal medyada maalesef hangi ruh haliyle, hangi kafayla yapılıyor bilmiyorum. Mesela Sayın Sağlık Bakanı'nın tweetini ne diyorlar ona? İşte bozuyorlar. İşte Edirne'yi etkiliyorlar, Photoshop yapıyorlar Edirne'ye. Ya böyle bir ahlaksızlık, böyle bir şerefsizlik olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? O hangi vicdan bu yani? Hangi namus bu? Bir tane yazı çıkarıyorlar genelge gibi. Az önce bakan da açıklama yaptı zaten Twitter'da. Biz bile tereddüte düşüyoruz. Ya böyle bir yazı mı geldi acaba falan, biz mi atladık diyoruz. Aslında hiç öyle bir genelge yok, şu yok, bu yok.